İyi bayramlar diliyoruz. İkaz düdüğü alalım sayın valim. İkaz düdüğü alalım çocuğumuzdan. Düdüğümüzü öttürelim o zaman bakalım. Baba hata yaparsa, değil mi? Çalacağız. Duyalım sesini. Özle. Evet. İşte bu. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ben biraz sizi alıkoyacağız ama bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın içinde başlatılan kırmızı bilgi kampanyamız var. Bunun amacı çocuklarımızın trafik bilincini küçük yaştan itibaren geliştirmek. Babanın, annenin direksiyon başında oturan bir hatası görülürse çocuk tarafından uyarılmasını sağlamak. Evet. Bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane Burdurlu, yakışıklı ve genç çocuklarımız böyle eşlik ediyor inşallah. Prensesler var aramızda. Biz de yine sizin kızınızı da kampanyaya dahil edeceğiz. Ve bir hata anında ikaz edecek sizleri. Evet. Komutan Bey siz tatmin edin. Buyurun. Aile, buralarını burada görüyor. Sen devam edin, yarın olsun. Anlaştık ama bu şartla. Uydurma seni. Bir dene bakalım, baban diyelim bir emniyet temelini çıkardı, ne yaparsın? Ne yapman gerekiyor emniyet temelini baban takmadığı zaman? Yavaş. Hızlı çalacak ki siz emniyet temelini takmanız gerekiyor. Aynen böyle. Bugün İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan ve Sayın Bakanımız tarafından da bizzat tanıtımı yapılan ve uygulama noktalarında çeşitli illerde kendi katılımlarıyla da kamuoyuna duyurulan Kırmızı Düdük adlı kampanyanın ilimiz sınırları içerisindeki uygulamasını ve tanıtımını hep birlikte gerçekleştirdik. Küçük yavrularımızla birlikte çocuklarımızın katılımıyla, desteğiyle sürücülerimizin bilinç düzeyini ve trafik anlayışını daha da yükseltmek, derecesini geliştirmek ve özellikle araçlarda bulunan küçüklerimizin, çocuklarımızın da kampanya kapsamında velilerine, anne babalarına direksiyon başında hata yapmaları ve kurallara uymamaları halinde düdük çalarak ikazda bulunmak amacını taşıyan ve temel felsefesi genç neslin, küçüklerin özellikle bilinçlendirilmesi olan bu kampanyanın ilimizde de uygulamasını yaptık. Kampanyanın ülkemize, ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başarılı sonuçlar vereceğini düşünüyoruz. Zira trafik her şeyden önce kuralların, yol standartlarının geliştirilmesinden öte, kurallara uyulmasından öte bilinç düzeyinin yükseltilmesiyle alakalı bir konu. Ülkemizde de her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef kazaların sıfıra yakın bir düzeye getirilmesi mümkün olmuyor. Maalesef özellikle böyle uzun tatil dönemlerinde ve yoğun trafik akışının bulunduğu günlerde kazalarımız meydana geliyor. Trafik kazalarının yok denecek kadar azaltılması ve en alt seviyeye düşürülmesi her şeyden önce insanların bilinçlenmesi, trafik kurallarına kendiliğinden hiçbir zorlama olmaksızın uymalarının sağlanmasıyla mümkün. Ben bu kampanyanın çocuklarımıza inen bu kapsamda, bu çerçevede çok iyi sonuçlar getireceğini ve kamuoyunda da çok iyi bir tanıtım yapıldı, bilgilendirme yapıldı. Anlamlı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Gerçekten pek çok araçta bugün uygulamayı birlikte gerçekleştirdik. Veliler de bundan, araçta bulunan sürücüler de çok etkileniyorlar. Etkili olduğunu düşünüyoruz kampanyanın ve iyi sonuçlar vermesini bekliyoruz. Tabii yoğun bir trafik akışı var bölgemizde. Özellikle Ankara-Antalya yol güzergahı üzerinde bulunmamız, yine ilimiz içerisinden geçmekte olan Fethiye'ye uzanan yol güzergahında olmamız, Burdur, Muğla, Denizli güzergahı üzerinde bulunmamız sebebiyle yoğun bir trafik akışıyla karşı karşıyayız. Ben bir takım sayıları da paylaşarak bunu size göstermek istiyorum. 17.08 günü saat 17.30'dan itibaren bugün gece saatlerinde 02.30'a kadar ölçüm yapıldı. Antalya ili istikametine yaklaşık 7.000 araç geçişi. Yine Burdur ilimizden Karamanlı ilçemiz yönünde ise, yani Muğla Denizli güzergahına 5.000 civarında bir araç geçişi söz konusu. Bu itibarla 115 polis, 21 jandarma olmak üzere toplam 136 personelle trafik tedbirlerini almış durumdayız. Yine 61 polis, 11 jandarma olmak üzere sorumluluk alanlarımıza göre toplam 72 aracımız görevlendirilmiş durumda bayram tatili süresince.
kamera denetimi yapan 3 polis, 3 jandarma bölgemizde olmak üzere 6 denetim aracımız var. Yine 154, düzeltiyorum, 2 sabit noktada da sürekli denetim halindeyiz 24 saat esasına göre. Bu itibarla ilimizde alınan bu tedbirler kapsamında toplam 16 trafik kazamız mevcut. Bunlardan 13'ü yaralanmalı olup bu kazalarda toplam 19 vatandaşımız yaralanmıştır. Çoğunluğu hafif düzeyde yaralanmalardır. Ancak bir vatandaşımızı dün akşam il merkezinde meydana gelen bir trafik kazasında kaybettik. Bu tedbirler bayram sonuna kadar tatil süresi boyunca devam edecek. Ben kampanyaya katılan, destek veren bu küçük yavrularımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun. Polis memuru Adem Toytaş. Sağ olun.